Ne zaman biter bu duruşma? Biz seninle ne konuştuk Defne? Annemin yanında olalım, onu üzmeyelim demedim mi sana? Bir de dövseydin kadını. Hiçbir şey demeyecek miyim ya? O zaman kafasına göre yönetsin bizi. Biz de kafamıza göre davranalım, olur mu öyle? Senin konuşmadan anladığın bu yani. Sırf annemi suçladın. Suçlamadım Kerem. Hiçbir şeyin farkında değil, farkına varsın. Ha, her şeyin sen farkındasın değil mi Defne? Biz uyuyoruz, sen her şeyin farkındasın. Var ya, senin hiçbir şeyden haberin yok. Sırf kendini düşünüyorsun, kimse de senin umurunda bile değil. Siz busunuz işte. Ne? Annem, babam, sen. İşiniz gücünüz bana bağırmak. Yeter ya. Yapmayın çocuklar. Yapmayın ya. Bas sakin. Hiç yakışır mı? Defne'yi al dışarı çıkar biraz havasına dön. Defne hadi gel. Koçum, kardeşinle ne alıp veremediğiniz var? Olmaz ama böyle aslan. Hem bak, kız kardeş kıymetlidir. Yapıcı olacaksın, sakin olacaksın, yol göstereceksin. Ağlatmak falan nedir ya? Hı? Olur mu hiç? Görüşmek istemediğini biliyorum ama ihtiyacın olursa adliyenin karşısındayım. Ses vermen yeter. Tamam, sakin ol. İyi misin? Bütün bu şartların yanı sıra yetişkin çocukların görüşünün alınması kaydıyla 5 yaşındaki Seyidali'nin anne ilgisine ihtiyacı bulunacağı göz önünde bulundurularak biz velayetin anneye yani Melek Karadağ'a verilmesini talep ediyoruz efendim. Dilekçede Melek Hanım'ın sık sık bayıldığını, sağlığıyla ilgili endişeniz olduğunu, durumun ciddiyetini bilmemekle birlikte mevcut koşullarda çocukları olumsuz etkileyeceğini öne sürerek tam teşekküllü bir hastaneden rapor istemişsiniz. Evet efendim, dilekçemizdeki gerekçelerimiz aynen geçerlidir. Melek Hanım boşanırken çocuklarını belki de bu yüzden kendi rızasıyla babalarına vermiştir. Bu durumun resmi olarak rapor haline dönüştürülmesi ihtiyacının yanı sıra Melek Hanım'ın böylesi önemli bir konuda karar değiştirmesini de doğru bulmuyoruz.
Zira Seyit Ali'nin de yaşı itibariyle bundan etkileneceğini düşünüyoruz. Ve tam teşekküllü bir hastane raporu talep ediyoruz. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Kalkanlar. Taraflar dinlendi. Dosya hasıl olmuş mevcut durum incelendi. Dava adli takvim çerçevesinde yeniden görülecektir. Bu süre zarfında annenin maddi ve sosyal yaşam koşullarının araştırılmasının, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunun mahkememize sunulmasına, ikinci duruşmaya kadar eski karar gereği çocukların babada kalmasına karar verilmiştir.